Gençler merhaba. 39 günde TYT Matematik Kampı'nın 39. gününe geldik ve bugün itibariyle kampı sonlandırıyoruz arkadaşlar ve küme konusunun en son ikinci bölümünü, konu anlatımını anlatacağım şimdi. Önemli notları vereceğim. Peki kamp bittikten sonra endişelenmeyin. Farklı farklı kamplarımız tekrardan gelecek. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Eğer bize şu soru çok geliyor. Hocam TYT 39'un da temel matematik kampına başlamalı mıyım? Eğer temel matematiğiniz yoksa, TYT kampına pardon, temel matematiğiniz yoksa öncelikle 29 günde temel matematik kampını bitirin. Hemen arkasından 39 günde TYT matematik kampına başlayın. Ve bugün itibariyle kampı tamamen bitiriyoruz. Sizlerin yapması gereken nelerdir? Bununla ilgili kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Kamp hakkında genel yorumlar, genel bilgiler, nasıl başlamalıyım? Bu da bu kamptan sonra yayınlanacak. Şimdi hiç beklemeden koluma geçiyorum arkadaşlar. Ve kümeler ikinci bölüm dedik. Şimdi öncelikle kümelerde işlemleri vermiştik. Bir kümenin tümleyeni kalmıştı. Kümenin tümleyeni. Şimdi gençler tümleyeni demek o kümenin dışındakiler anlamına geliyor. Bir A kümesinin dışında bulunan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni, yani sanki bir A'nın tamamlayanı. A'nın tümleyeni A üstü değili veya A üzerinde bir çizgi şeklinde gösterilir. Bir kümenin içinde ve dışındaki tüm elemanları kapsayacak şekilde seçilen kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme tüm kümelerin tamamıdır arkadaşlar. Evren kelimesinden geliyor. Sonuçta evrenin içerisinde dünya var, yıldızlar var, güneş var, ay var. Tamamına biz evren diyoruz. Evrensel küme E harfiyle gösterilir. Şimdi arkadaşlar yandaki Venn şemasında boyalı bölge A'nın tümleyeni. Niye? A'nın dışındakiler. Şimdi A kümemiz burası beyazdı. A'nın dışındakiler bakın pembeyle boyalı olan yerler. A'nın dışındakiler. Ve biz buna ne diye gösteriyoruz? A'nın değili veya A üstünde çizgiyle gösteriyoruz. İşte ben buraya baktığım zaman dikkat edin, A ile A'nın tümleyeni bana neyi veriyor? Evrensel kümeyi veriyor. Önemli bir bilgi bu. Bundan kaynaklanarak A ile A'nın tümleyeninin eleman sayısı da evrensel kümenin eleman sayısını verir. Dikkat edelim buna. Bir de Demogam kuralımız var. Nereden hatırlıyoruz biz bunu ya? Önermeler konusundan. Arkadaşlar bileşik önermelerin değilini bulmaydı. Burada da bileşmiş kümelerin değilini bulacağız. A bileşim B'nin değili. Bakın A'nın değili yani tümleyeni, B'nin tümleyeni bileşimin kesişime dönüştüğünü görüyorsunuz. Kesişim de aynı şekilde bileşime dönüşüyor. O halde ben bir soruda A bileşim B bunu gördüm. Hemen şu aklıma gelecek. Bu nereden gelir arkadaşlar? A kesişim B'nin değilinden gelir. Sanki değili ya da tümleyeni içeriye dağıtılmış gibi düşüneceksiniz. Çift yönlü öğrenin arkadaşlar. Çünkü soruda şunu gördüğünüz anda bunun bu olduğunu bilmek zorundayız. O zaman tümleyen nedir dediğimiz zaman o kümenin dışındaki elemanlar. Mesela kendi sınıfınızı düşünün. Ben hangi sınıftayım? 12A sınıfındayım diyelim. Peki 12A'nın tümleyeni nedir diye sorduğumda sınıfımızda yani okulumuzdaki diğer 12'ler ve 9'lar onlar 11'ler. Kümeye göre değişir bu. O zaman A dışındaki bütün öğrencileri biz 12A'nın tümleyeni ya da değili şeklinde düşünebilirsiniz. Tümleyeni diyelim daha doğrusu olur. Değili önermelerde kullanıyoruz. Mantık bu arkadaşlar. Hemen köşe taşımıza geçelim. A ve B kümeleri E evrensel kümenin bir alt kümesidir. SA artı SB'nin tümleyeni 17, SA'nın tümleyeni eleman sayısıyla B'nin eleman sayısı 25. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki bakın A ile A'nın tümleyeninin eleman sayıları bana neyi verir? Evrensel kümeyi verir. Peki buraya bakın B ile B'nin değili bu da bana evrensel kümeyi verir. Oldu mu size iki tane evrensel küme? 17 artı 25. Bunları topladım. Buradan ne yaptı? İki tane evrensel kümemizin eleman sayısı 17, 25, 32, 42. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman SE'ne çıkar buradan. 21 çıkar evrensel kümemizin eleman sayısı. A ve B kümelerinin kesişimleriyle ilgili ifadelerde farklı bölgeleri kümelerin tümleyenler biçiminde de yazabiliriz. Demin verdiğim örnek. Yani size bakın A fark B. A kesişim B'nin değili. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın B'nin değili. B burası. B'nin değilini maviyle gösteriyorum. Bakın B'nin değili mavi. Peki A burası.
A ile B'nin değerini kesiştirirsen bakın buraya veriyor. Burası nedir? A fark B. Bazen sorularda bunu kullanacağız. Bize A fark B'yi verdiğinde ben buradan hemen şunu yakalayacağım. Bakın A kesişim B diyorum. Şöyle vereyim. A kesişim B diyorum. Kolay ezberlemeniz olur. Sanki bu değil şurada olmuş oluyor. Değili. Peki arkadaşlar B fark A nedir dediğimiz zaman bu da aynı şekilde B A kesişim diyorum. Hop A'nın değerini buraya alıyoruz arkadaşlar. A'nın değerini kesişim B şeklinde düşünebiliriz. Peki A birleşim B'yi değerini aldığımız zaman bu da arkadaşlar A birleşim B'nin değeri A'nın değeri kesişim B'nin değeri anlamına geliyor. Bu da hangi bölge bakın? Mavi olan bölge. Sorularda bazen bunu kullanacağız. Hemen örneğimize bakalım. A ve B 24 elemanlı bir evrensel kümenin alt kümesidir. Olduğuna göre şimdi gençler eğer karşınıza bu tarz bir ifadeler çıkarsa ilk yapmanız gereken kümeleri çizmek. Şimdi evrensel kümeden bahsediyor, A'dan B'den bahsediyor. O zaman hemen bir A kümesi, bir B kümesi çiziyorum. Bunlar kesişiyor ve bunların dışında bir tane evrensel küme çiziyorum. Bütün soruları bu şekilde yapacaksınız. Küme problemlerinde de bu şekilde kullanacağız. Vereceğim bunları. Şimdi bizden neyi istiyor? A'nın değeri kesişim B. Şimdi A'nın değeri neresi? A dışındakiler. B neresi? Burası. Şimdi şöyle yapalım. A'nın dışındakiler bakın. Şöyle kırmızıyla gösterelim. A'nın bütün dışındakileri. A'nın dışındakiler bu. A'nın değeri. B onu da yeşille verelim. Yeşille verelim. B. Peki her ikisi A'nın değeri kesişim B'nin değeri. Bakın hem yeşil hem kırmızı olduğu bölge bu bölge. Yani şurası. Buranın eleman sayısı kaçmış arkadaşlar? 9'muş. Bunu verdi bana. Şimdi A kesişim B'nin değeri. Şimdi aynı şekilde B'nin değeri hemen ona da alalım. Hatta şöyle verelim. B'nin değeri siyahla gösterelim. B'nin dışındakiler bakın. Tamamı B'nin dışındakiler. Bütün her yeri alıyorum B'nin dışındakiler. A neresi arkadaşlar? A da burası. Onu da kırmızıyla yeşil verdik. Maviyle verelim şöyle. Peki bakın siyah ve mavinin olduğu bölge bu bölge. O zaman burası da kaç olmuş oldu? 7 olduğunu söylüyor bana. A birleşim B'nin değeri. A birleşim B'nin değeri. A birleşim B'nin dışındakiler bakın ilk çizdiğimiz şu bölgeler. Hemen şöyle bir tane daha vereyim. Çünkü bazen bu formülleri unutabilirsiniz arkadaşlar. A birleşim B. Şimdi A birleşim B burası. Bunun dışındakiler A birleşim B'nin neyidir arkadaşlar? Değilidir. Şu kısım, boş kısım. Yani A birleşim B'nin dışındaki yerler. Bunun da eleman sayısı kaçmış? 4'müş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? A kesişim B'yi istiyor. Şimdi hemen yazıyorum arkadaşlar. Şuraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Buraya Z diyelim. Buraya da K diyelim. K'yı 4 buldum bakın. K'yı 4 buldum. X'i yani A fark B'yi kaç bulduk? 7 bulduk. X'i 7 bulduk. Z'yi kaç bulduk? 9 bulduk. Peki biz neyi biliyorduk arkadaşlar? Evrensel kümenin eleman sayısının 24 olduğunu biliyorduk. 24 dediğim nedir? X, Y, Z ve K 24'müş. X'i 4 7 bulduk. Y'yi arıyorum bilmiyorum. Z'yi 9 bulduk. K'yı 4 bulduk. Toplarsak 24 olacak. 9, 4 daha 13, 7 daha 20. Y artı 20, 24. Buradan da y'miz kaç oldu? 4 oldu. Şimdi bir önceki dikkat edin. Formülü kullanabilirsiniz ama unutabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci yol. Şekilsiz bir yol. Direkt formülü kullanacağımız bir yol. Şimdi sevgili arkadaşlar. A'nın değeri kesişim B. Bakın A'nın değeri kesişim B 9'muş. Şimdi değil olan kim? A. O zaman burada muhakkak fark A olacak. Diğeri de B olacak. Bu B fark A'nın bana eleman sayısının 9 olduğunu vermiş. SA 9. Diğerine bakalım. A kesişim B'nin değeri. Bakın fark B'ye gelecek. O zaman A fark B. Bunun da eleman sayısı 7 olacak. A kesişim B. A birleşim B'nin değeri. Arkadaşlar A birleşim B'nin değeri. A B dışındaki yerler. Yani evrensel kümenin A B dışındaki yerleri. Şu kısım oluyor. Bunda eleman sayısı 4'müş. Ben biliyorum ki üçünün toplamı bana şuranın dışındaki yerleri veriyor.
formülü bu şekilde de çözebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü küme problemlerinde farklardan vermiştim size. Evrensel küme olduğu için tamamı 24'tür diyoruz. Ama tekrar söylüyorum, unutabilirsiniz. O yüzden şekilde çizmeniz sizin için daha kolay olur. Ezber yapmamış olursunuz. Geldim 13. köşe taşına. İngilizce veya Almanca bilenlerin oluşturan bir grupta 18 kişi İngilizce, 10 kişi Almanca konuşabiliyor. 4 kişi hem İngilizce hem Almanca konuşabildiğine göre grupta kaç öğrenci vardır? Bakın kuralım neydi? Hemen çiziyorsunuz arkadaşlar. Almanca, İngilizce, her ihtimale karşı evrenselden bahsetmese bile bir evrensel çizin. Benim kuralım bu. Şimdi hemen yazıyorum buraya. X olsun, Y olsun, Z olsun, burası da K olsun. Şimdi bakın. İngilizce veya Almanca dillerinden oluşan bir grupta 18 kişi İngilizce. 18 kişi İngilizce. İngilizce kim? Y artı Z 18 olduğunu söylüyor bana. 10 kişi Almanca. X artı Y'nin 10 olduğunu söylüyor. 4 kişi hem İngilizce hem Almanca konuşuyor. 4 kişi yani Y 4 diyor. Buna göre grupta kaç kişi var? K'dan bahsetmemiş evrenselden. O zaman K'yı 0 alacağız. Arkadaşlar X, Y, Z benden neyi soruyor? X artı Y artı Z'nin toplamını soruyor. Ben biliyorum ki Y artı Z 18 ise, bakın Y artı Z 18, şuranın 18 olduğunu biliyorum. X'i bulacağım. Y 4 olduğuna göre X artı Y'miz 4, 10. Demek ki Y'miz de buradan kaç çıkar arkadaşlar? Karşıya atarsak. Pardon X'imiz, zaten Y'yi bulmuştum. X'imiz 6 çıkar. O zaman 6 artı 18 grubumuz 24. Bu şekilde çözebiliriz. Veya bu tarz sorularda direkt sayılar belli olduğu için ikinci yol diyorum bunu hemen. İkinci yol. Şimdi kümemizi çizdik. Evrenselden bahsetmedi. Şimdi bakın 4 kişi hem İngilizce hem Almanca. O zaman 4'ü buraya yazıyorum. Bu gruba Almanca grubu diyelim, bu gruba İngilizce grubu. Almanca'nın konuştuğu 18 kişi var. 4 kişi buradaysa buraya kaldı 14 kişi. İngilizce'nin konuştuğu 10 kişi var. 4 kişi buradaysa 6. Topladığımız zaman 10, 14, 18, 6 daha 24 kişi yapar. Bu şekilde de çözebiliriz. Ama en garanti yol bu birinci yol. Çünkü bazen sorularda farklı ifadeler de verebiliyor. Geldik küme problemlerine. Arkadaşlar küme problemlerinde verilen soruyu öncelikle Venn şeması çizeriz. Yani bu şemamız. Çizdiğimiz şemanın içine verilen bilgileri verilen yerlere yazarız. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice inceleyelim. Hangi ifadenin hangi bölgeye gösterildiğine dikkat edelim arkadaşlar. Hemen yazalım. Şimdi bir grubum varmış, voleybol ve basketbol oynayanlar. Bir de evrensel çizdim. Voleybol ve basketbol oynayanlar. Bakın hem voleybol ve basketbol oynayanlar B oldu. Voleybol veya basketbol oynayanlar. Şimdi voleybol veya basketboldan kastı. Bir de şunu yazalım arkadaşlar. V bizim burada kesişim demektir. Veya burada bizim birleşim demektir. Bunu unutmayalım. Önermelerde olduğu gibi V bağlacı veya bağlacı tamamını alıyoruz. Şimdi voleybol veya basketbol dediğine göre hem V hem de B'yi. Yani bunları aslında karşısına şunu da yazabilirim. Voleybol ve basketbol oynayanlar voleybol, kesişim, basketbol. Bu kümeyi istiyor benden. Peki bu nedir? Voleybol veya basketbol birleşimini istiyor. Yalnızca voleybol oynayanlar, sadece voleybol oynayanlar. Bakın kim A? Yalnızca ya da sadece dediğinde arkadaşlar bizden neyi vermiş oluyor? Voleybolun basketboldan farkını vermiş oluyor. Yalnız voleybol oynayanlar, bu yalnız basketbol oynayanlar, basketbol oynayanlar, basketbol oynayıp voleybol oynamayanlar demek, tam tersini yazdık. Yalnız voleybol oynayanlar da voleybol basketboldan farkı. Yalnız voleybol oynayanlar A, yalnız basketbol oynayanlar C. En az bir spor yapanlar, şimdi en az bir spor yapan ne demek? Voleybol yapacak, bunu yapacak. En az dediği için arkadaşlar bir spor veya ne diyeceğiz? Bir spor veya üst olacak iki spor. En az bir spor. O zaman birer spor yapan A ve C var. İki spor yapan B var. O zaman en az bir spor yapan A, B, C. En çok bir spor yapan. Burada en az ve en çoğun altını çizelim. En çok bir spor yapan. Bir spor yapanlar A ve C vardı. Bir spor veya 6 da olacak arkadaşlar. Çünkü en çok bir spor diyor. O zaman D'ye de ekleyeceğiz. İşte bize verilen küme problemlerinde bu ifadeleri kullanmak için önce ne yapıyorsunuz gençler? Şemamızı çiziyorsunuz.
Şemayı çizdikten sonra yerine yerleştiriyorsunuz. Hemen köşe taşımıza bakalım. Bir grup voleybol ve basketbol oynayanların yalnız birinin oynayanlar sayısı 20, en az birinin oynayanlar sayısı 24, en çok birinin oynayanlar sayısı 29'dur. Buna göre bu grupta kaç kişiden oluşur? Hemen çiziyorum. Voleybol diyorum, basketbol diyorum. Bir de arkadaşlar evrenselimizi çiziyoruz. Evrenselimizi. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Hemen sayılarımızı yerleştirelim. X, Y, Z, K. Şimdi okuyalım. Voleybol ve basketbol oynayanlardan yalnız birini oynayanların sayısı 20. Yalnız birini. X artı Z'dir. Yalnız birini oynayanların sayısı 20. En az birini oynayanların sayısı. En az bir ne demek? Bir ve birden fazla. O zaman X, Y ve Z 24 olduğunu söylüyor. En çok birini oynayanlar, en çok birini, birini veya az altta. En çok derken arkadaşlar maksimum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir firmaya gidiyorsunuz, size diyor ki en çok işte 5000 TL maaş vereceğim. Ne demek bu? 5000 ve 6. En az 5000 dediği zaman 5000 ve üstü. O yüzden en çok bir oyun dediği zaman 1 ve 6. O zaman bu da X, Z ve K'nın da toplamının 29 olduğunu söylüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar X, Z'nin 20 olduğunu biliyorsam, bakın X, Z 20 ise ben buradan Y artı X'e 20, 24 olduğundan dolayı Y'yi 4 olarak bulabilirim. Bakın Y'yi bulduk. Hemen bunu yazalım. Y'miz 4. Şimdi devam ediyorum. X, Y, Z 24. X, Z, X'imiz kaç arkadaşlar? X'imiz 20. 20 ile K'yı toplarsam 29. Demek ki ben buradan K'yı da bulabilirim. K'mız kaç? 9. K'yı da 9 bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Bu grupta kaç öğrenci vardır? Şimdi bakın. X, Y, Z. Benden istenen X, Z, Y, K. Tüm grubun toplamı. X ve Z'yi 20 bulduk. Y'yi 4 bulduk. K'yı 9 bulduk. Toplarsak 24, 33. Tamamını bulduk. 33 tane grubumuzda kişiden oluşmaktadır diyoruz. Ve geldik iki kümenin kartezyen çarpımına. Bu arada şunu da söyleyeyim. Problemlerde lütfen tekrar söylüyorum gençler, bu kümeyi çizin, size verilenleri yapın, başka da bir şey yok arkadaşlar. Ve geldik iki kümenin kartezyen çarpımı. Kümenin içerisinde anlatıyoruz bu konuyu arkadaşlar. Çünkü kartezyen kümelerden bahsediyor. Şimdi öncelikle sıralı ikilinin ne olduğunu bilmek zorundayız burada. Sıralı ikili arkadaşlar A ve B elemanları A virgül B biçimde yazılmış haline bir sıralı ikili diyoruz. Nereden görüyoruz? Analitik geometride çok sık kullanıyoruz. Noktanın yeri. Sıralı ikilide A birinci bileşen, B ikinci bileşendir. A eşit B olmak üzere. A eşit B olmak üzere, yani eşit değil olmak üzere sıralı ikide yer değiştiremezsiniz diyor sana. Yani biz koordinat düzleminde hatırlayın arkadaşlar 1'e 2 gösterin dediğim zaman 1'e 2 önce X geliyordu 1'e 2'de sonra Y geliyordu bu nokta. Ama 2'ye 1 yerini gösterin dediğim zaman bakın 2 burası 1 burası. Bu sefer bakın farklı noktaya geldi. O yüzden önemli bir kural. Sıralı ikilide kafanıza göre yer değiştiremezsiniz. Ama ne zaman değişir? A, B'ye eşitse. Mesela 2,2 ile yer değiştirin. 2,2 bunlar aynı şeydir. Farkından bir şey yok. İki sıralı ikilinin birbirine eşit olması için karşılıklı bileşenlerin birbirine eşit olması lazım. Yani birinci bileşen birinci bileşene, ikinci bileşen ikinci bileşene eşit olacak. A, C'ye, B'de de eşit olacak. Sadece bunu bilin. Başka da bir şey bilmenize gerek yok sıralı ikilide. Peki köşe taşımıza baktığımız zaman bize bir sıralı ikili vermiş. Olduğuna göre X çarpı Y nedir diyor. Bakın birinci bileşen 2 üzeri X artı 1. Peki buradaki birinci bileşen kaç? 32. Demek ki bu 32 eşit. Bitti. 32 nedir arkadaşlar? 2'nin 5'idir. O zaman 2 üzeri x artı 1 kime eşit oldu? 2'nin 5'ine eşit oldu. Peki x artı 1 neye eşit olur? 5'e. Üstler tabanlar aynısı üstler eşit. X de buradan 4 oldu. X'i bulduk. Hemen ikinci bileşene bakalım. Onu da siyahla gösterelim. 3y eşittir kaça? 19'a eşit ama x artı 3y çok pardon. O zaman x artı 3y eşittir 19 diyorum. X'i 4 bulduk. 4 artı 3y 19. 3y'yi yalnız bırakın. 4'ü karşıya atın. 15. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman 15 bölü 3'ten y sayımız da buradan 5 çıkar. Bizden ne istiyor? X çarpı y istiyor. O zaman 4 çarpı 5'ten c
cevabımız 20 olur. Sıralıkilerde eşitlik. Birinci bileşen birinciye, ikinci bileşen ikinciye eşit. Geldik kartezyen çarpımı. Boş olmayan A ve B kümeler için birinci bileşenin A kümesinden, ikinci bileşenin B kümesinden almasıyla elde edilen tüm sıralıkilerin kümesine A kartezyen B denir ve A çarpı B şeklinde gösterilir. Yani ana mantık şu arkadaşlar. Mesela A'nın elemanı A, B olsun. B kümesinin elemanı da 1, 2, 3 olsun. Şimdi bizden A kartezyen B'yi istiyorsa bakın sırayla sıralı ikili oluştururum. O zaman A ile kimi oluştururum? A ile bakın 1'i oluştururum. Peki A ile 2'yi oluştururum. A ile 3'ü oluştururum. Başka var mı? Yok. Sonra B'ye geçiyorum. B ile 1'i oluştururum. B ile 3'ü oluştururum. Sonra B ile 2'yi oluştururum. Neden 3'ü önce yazdım? Kümelerde elemanların yer değişmesi önemli değil arkadaşlar. O yüzden önemli olan birinci gelenin yani A kartezyenin burada ilk gelen kümenin elemanları A'nın elemanları. İkinci kısımda ise ikinci gelenler B'nin elemanları. Bunu bilmek zorundasınız ve dikkat ederseniz bunun eleman sayısı 2, bunun eleman sayısı 3 ama kartezyen eleman sayısı kaç etti? 6. Vereceğim ama şimdiden öğrenin. A kartezyen B'nin eleman sayısı da A çarpı B kümesinin eleman sayısına eşit olduğunu bilelim. İleriki slaytlarda vereceğim. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bir şey daha bilin. Bu sefer ben sizden B kartezyen A'yı istersem ne olur? Bu sefer B'nin elemanı ilk gelecek. Yani kümemiz ne olacak? 1 A ile sonra 1 B ile. Bitti. Sonra 2. 2 A ile sonra 3 A ile. Bakın yine yer değiştirdim. 2 B ile sonra 3 B ile. Ve buradan da şuna dikkat edeceğiz. A kartezyen B'nin içerisinde bulunan mesela A virgül 2 elemanıyla 2 virgül A elemanı eşit değil. Bu sebepten dolayı B kartezyen A hiçbir zaman elemanlar aynı değilse hiçbir zaman A kartezyen B'ye eşit olmaz. Ne zaman A kümesi B kümesinden farklı ise. Ama dikkat edin eleman sayılarına. A kartezyen B'nin eleman sayısını 6 buldum. B kartezyen A'nın eleman sayısını da 6 buldum. Niye? Çünkü bakın toplarsak 6 yapar. O yüzden bunların eleman sayıları birbirine eşittir. Ben de buradan şu cümleyi yakalayabilirim. A ile B'nin eleman, kümenin eleman sayısı. 2 kere 3 demişim ya da 3 kere 2 demişim. Fark eden bir şey yok. Bir taşla hepsini verdim. Şimdi gelelim. Kümeler için A ve kartezyen B ve B kartezyen A çarpımlarını yapalım. Şimdi arkadaşlar A'da hangi elemanlar var? 1, 2, 3. O zaman A kartezyen B'yi bulalım önce. Bütün elemanlarım A'nın elemanıyla başlayacak. 1'e A olur, sonra 1'e B olur, virgül 2'ye A, 2'ye B, virgül 3'e A, 3'e B. Kapattım. B kartezyen A'yı bulalım. B kartezyen A. Bu da nedir gençler? Bu sefer A'dan başlayacağım. A'ya 1, bakın. A'ya 2, A'ya 3, sonra B'ye 1, B'ye 2 ve B'ye 3. Eleman sayılarının 6 olduğunu gördük. Çünkü 3 kere 2'den A kartezyen B ile B kartezyen A'nın da farklı olduğunu gördük. Lütfen A 1 A ile A 1 aynı eleman değil arkadaşlar. O yüzden bu kartezyenler birbirine eşit olmaz. Önemli bir bilgi. Kartezyen çarpımının eleman sayısı demin vermiştim. Burada arkadaşlar A kartezyen B'nin A'nın elemanı ile B'nin elemanı çarpıyorsunuz. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Ama burada önemli bir kural var. Şimdi biz bunun kartezyenin dağılmasını diyoruz. Şimdi burada sevgili gençler ben A'nın eleman sayısıyla B kesişim C'nin eleman sayısını bulabilirim. Sıkıntı değil. Ama bana soruda bunun eleman sayısını isterse yani sorularda şöyle diyor. Diyor ki A kartezyen B ile A kartezyen C'nin eleman sayısı kaçtır diyor. A kartezyen C'nin eleman sayısı kaçtır diyor. A kartezyen B ile A kartezyen C'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi gençler, şimdi ben A kartezyen B'yi bulacağım. A kartezyen C'yi bulacağım. O kümelerde ikisinde ortak olanları yazacağım. Bu iş uzun sürer. O yüzden diyorum ki bunu toparlamam lazım. Bakın her ikisinde ortak olanlar kimler? Bakın AX'ler. Ne taraftan? Soldan. O yüzden hemen tekrardan yazıyorum. Bakın AX'ler ortak. AX'ler. Ne kaldı burada? B kaldı. Kesişim kaldı. C kaldı. Bunun eleman sayısını bulmak kolay çünkü bunun eleman sayısı nedir arkadaşlar? A'nın eleman sayısıyla
B kesişim C'nin eleman sayısı. Ve ÖSYM'i de genellikle bize de sorarsa bu konuyla ilgili bu tarzda soruyor. Yani biz çarpımlarının şunun sayısını değil, bunun sayısını bulmak daha kolay. Yine aynı şekilde birleşimde de öyle. Ortak parantezi alacağız, dikkat ediyoruz. Hemen örneğimize bakalım. A sayısı tam kare rakamlar, B'de ünlü harfler olmak üzere A kartezyen B'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi bana ortak özellik verilmiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Tam kareli rakamlar. Tam kareli 0, 0'ın karesidir. 1, 1'in karesidir. 2, karesi 4 olmadı. 3, karesi 9. Yani 3 neyin karesi? Tam kare rakamlar, pardon. Neyin karesi 1? 1'in. 0'ın karesi 0. 2 bir şeyin karesi değil. 3 bir şeyin karesi değil. Ama 4 bir sayının karesi. 2'nin karesi. 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil. Ama 9 bir şeyin karesi. Rakam dediği için 9'a kadar geliyoruz. Peki B ünlü harfler. Ünlü harfler nelerdir arkadaşlar? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Toplam kaç tane? 8 tane. Benden A kartezyen B'nin eleman sayısını istiyor. Yani A'nın elemanıyla B'nin elemanını çarpıyorum. A'nın elemanı kaç tane? 4 tane. B'nin elemanı kaç tane? 8 tane. Çarparsak kaç tane yapar? 32 tane yapar diyoruz. Kartezyen çarpımının grafiği arkadaşlar. Elemanları bilinen A kartezyen B kümesinin grafiği noktalardan oluşur. Bu noktaların apsisleri A kümesi, ordinatları da B kümesi. Yani gençler A kartezyen B'nin sizden grafiğini verirse ya da grafiğini isterse ilk gelen kim? A. O yüzden x eksenine A diyoruz, y eksenine B diyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Ve A'nın üstündeki yerlerde bizim A'nın elemanları, B'nin üstündeki yerlerde B'nin elemanları. Aynı şekilde sevgili gençler, şimdi B kartezyen A'yı bizden istesin. O zaman ilk gelen X ekseni B ekseni, bu eksen de A ekseni oluyor. Bu 1. Ve burada mesela diyelim 1, 2, 3. Burada 1, 4. Şimdi sevgili arkadaşlar, A'nın kümesi 1, 2, 3. B'nin kümesi 1, 4. Şimdi ben bunlara bakın ince çizgiler çizdiğimde, B'yi de aynı şekilde çizdiğimde, A ve B üzerindeki çizgilerin birleştiği, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer var. Ki zaten dikkat edin, bu tarzda 1, 2, 3, A 1, 2, 3 ise, B 1, 4 ise, kartezyen 1, 1'e olacak, sonra 1, 4'e, sonra 2, 1'e, 2, 4'e, sonra 3, 1'e ve 3, 4'e. Bakın toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu kümeyle gösterimi. Bu şekilde de gösterirsek bize neyi veriyor? Kartezyenin, A kartezyen B'nin grafiğini veriyor. Bunu birazcık daha şöyle süsleyip bakın şöyle bir şekiller çiziyorum. İşte benim kartezyen grafiğim bu olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen geldik köşe taşımıza. A 2 3 5 B 2 4 olduğuna göre A kartezyen B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayacak biçimde çizilen en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimdir? Yani bizden bunun grafiğini çizmemizi istiyor ve bu elemanları içine alan bir şekil çiz diyor. O şeklin alanı nedir diyor. Şimdi A kartezyen B dediğine göre gençler, A kümemiz nedir? Burasıdır. B kümemiz de budur. Şimdi soruyorum size A'nın elemanları 2, 3, 5. Hemen bakın 2, 3, 4 yok 5 burası. Sonra B'nin elemanları 1, 2 diyelim buraya. Buraya da 4 diyelim. Şimdi bakın üstünden hafif bir çizgi çiziyorum. B'nin elemanları ve A'nın elemanları. Her iki çizginin birleştiği yerlerde benim kartezyenimin elemanları oluyor. Şimdi buraya öyle bir şekil çizmem lazım ki elemanlarını dışarıda bırakmayacak biçimde çizilen en küçük dikdörtgen. İşte o dikdörtgenin bakın arkadaşlar şudur. Bu elemanları da üzerine alan ya da içine alan dikdörtgendir. Bunun alanını soruyor bize. Alanı bulmam için benim şu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunluk kaçtır arkadaşlar? 2 ile 3, 5 arasında hangi sayılar var? 2'den 3'e, 3'den 4'e, 4'den 5'e. O zaman burası 3 birimdir. 3 birim. Peki burası 2 ile 4 arası. Burası da 2 birimdir. Birim. O zaman alanımız nedir diye sorduğumuz zaman 3 birim uzunluk ve eni de 2 birim. Çarparsak ne yapar? 6 birim yapar. ÖSYM'de bu tarzda karşımıza sorular gelebilir. Bilmeniz gereken noktalar bunlar arkadaşlar. Hani bazen bize bu soruyla ilgili bir şey daha vermek istiyorum.
Aynı soruyu bana bu sefer dikdörtgen değil de deseydi ki en küçük alan dairenin alanı nedir? Dairenin alanı. Şimdi burada daireyi çizeceğim ama dikdörtgende daireyi nasıl çizersiniz arkadaşlar? Ve daire bunun içerisine alacak. Şimdi bakın burası kaç birim oldu? 3 birim oldu. Burası 2 birim oldu. Daireyi bunun içerisine alacaksa dikdörtgenin köşegeni dairenin merkezi olacak. Yani biz ancak şu şekilde bir daire çizebiliriz. Şuraları içerisine alacak. Dairenin de yarıçapı neresi oluyor dikkat edin. Köşegenler oluyor. Kare olsa köşegen. Dikdörtgen de köşegen. O yüzden bu köşegeni bulmam lazım. 3 ile 2'nin Pisagor'u kullanırsak geometride görmüştük. Buradan da R yani 2R'nin köşegen olduğunu unutmayın arkadaşlar. 2R köşegen. Köşegen. Evet, bu tarz sorular da karşımıza gelebilir. Evet sevgili arkadaşlar, 39 günde DT matematiğin konu anlatımını bitirdik. Tamamını bitirdik. Dün başlamıştık, bugün bitti. Ne kadar hızlı olduğunu gördünüz arkadaşlar. Sizlerden yapmanız gereken nedir? Bununla ilgili kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Sorularımız gerçekten çok kaliteli. Hem yeni nesil tarzı ve zor olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde kamplara devam ediyoruz. Bir saat sonra son bir videomuz kaldı. Yani saat 20.00'da yayınlanacak olan Kümeler 2. bölümünün soru çözümüyle. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.